Fakat maalesef bu durum her zaman basitçe daha kaliteli gıdalar satın almakta çözülmüyor. Amerikan Tarım Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre 23,5 milyondan fazla kişi gıda çölü denilen bir kuşakta yaşamaktadır. Gıda çölü nedir? Gıda çölleri tipik olarak taze, sağlıklı ve hesaplı gıdalara kolayca ulaşamayan kentlerdeki bazı mahalleler ya da kırsal kesim yerleşim alanlarıdır. Süpermarket ya da mağazalar yerine bu birimlerde genelde fast food zincirleri veya mahalle bakkaliyeleri hizmet verir. Nüfusun yarısından fazlası gıda çöllerinde yaşamakta ve 13,5 milyon kişiden fazlası çok düşük gelir grubunda sayılmaktadır. Yani birçok kişi için düşük kaliteli yiyecekler tek seçenek durumunda. Bu düşük kaliteli gıda tsunamisi giderek küresel bir endişe kaynağına dönüşüyor. Bu durumun neticelerini bir yumuşatma çabası olarak bu gıdaların en zararlıları, Danimarka, Macaristan ve Meksika gibi ülkelerde gazlı içecek ve abur cuburlara vergiler getirilmiştir. Bu durum insanların neyi ne kadar tüketmesi gerektiğine kimlerin karar verdiği hususunda hükümetler, şirketler ve bireyler arasında sorunlara yol açmaktadır. Fakat bulgular seçim özgürlüğümüzün sadece bilinçüstü düşüncelerimizin bir eseri olmadığını ortaya koyuyor. Biz insanoğulları...